Telefonumuz hazırmış. Selamun aleyküm. Aleykümselam hocam. Sultan Yeşiltan, Şanlıurfa'ya selam olsun. Buyurun. Evet. Dinliyorum. Hocam ben bir sorum vardı. Hatta iki tane sorum var. Peki, ikisi de kabul. Birincisi oğlumla bize aramız iyi de gir. Allah iyi eder inşallah. İnşallah iyi olur da. Kaç yaşında? Mama 40 yaşında. 40 yaşında evli mi? Evli. Ha, ayrı ama sizinle arası iyi değil. Ha, evli ama eşinle boşandı, bir daha tekrar evlendi. Evet. Şimdi 4 tane çocuğu yanımda. Peki. Ne soruyorsun? Evet. Ne soruyorsun? Şiddet uyguluyor diye yazmış arkadaşlar. Bana şiddet uyguluyor. Bana yani şiddet nasıl bana yani küfür ediyor. Annesine. Bana karşı çok kötü davranıyor. Annesine. Evet. Ben annesiyim. Allah Allah. Heh. 40 yaşında oğlan anasına şiddet uyguluyor. Evet. Ya bu 40 yaşına kadar ne yaptı? Akıllanmadı mı hala? Boşanmış. Bir dikiş tutturamamış. Yok. 4 tane çocuğu var. Evet. O çocuklar da ona yapacak büyüyünce. Çocuklar yanımda. Şu anda çocuklar yanımda. Onlara da mı sen bakıyorsun? Evet. Buna şükredecek. Elini ayağını öpmesi lazım. Hocam sana bunu danışmak istedim. Ne yapmam lazımdır? Bu bana benim hakkımda yani çok kötü ben laflar söylüyor. Bana küfürler ediyor. Anacığım başka çocuğun var mı? Bunu sen söylemek istedin. Şimdi buna karşı ben ne yapmam lazımdır? Bunun çocukları da yanımdadır. Şimdi 3 tane kız bir oğlandır. Ben bunları nasıl bırakayım gidin? Yani benim diğer çocuklarım var. Ben onların yanına gitmek istiyorum. Ama bu çocukları bırakamam. Biz 3 tane kız vardır. Ben bu kızları nasıl bırakayım gidin? Onlar sana bakar inşallah. 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 Peki diğer evet. Çocukların, evlatların yardımcı olmuyor mu sana? İyi oluyorlar. Tamam. Onlar da evet. el birliği, iş birliği yapın da o çocukları büyütün. Büyüdükten sonra size inşallah onlar bakar. O baba da Allah ıslah etsin. Vicdanı Amin. Varsa bir tövbe Amin. Ederse kurtulur. Tövbe etmezse zor. Ben ona çok beddua ediyorum. Çünkü bana karşı benim bile yani şahsıma bana küfür ediyor yani. Ha. Ya geçen gün burada bir Alkame hikayesi anlattım. Peygamber Efendimiz zamanında. Alkame gelemiyor. Nerede diyor? Bilal Habeşi'yi gönderiyor. Ya Resulallah hastalanmış ölüm yatağında. Peki evet. Kimsesi yok mu? Varmış bir anası varmış. Anası ona dua etmiyor mu? Anasıyla küsmüş. Allah Allah. Dili çözülmüyor Alkame'nin. Kelime-i şehadeti getiremiyor diyorlar. Sonra evet. Peygamber Efendimiz anasını bulduruyor. Diyor ki hakkını helal et oğlun kelime-i şehadet getiremiyor. Sen küsmüşsün, beddua etmişsin. Ben emin içmişim ona helal etmeyeceğim. Annesi de diyor ki ben de diyor ona hakkımı helal etmeyeceğim diyor senin gibi. Peygamber Efendimiz de diyor ki o zaman bir ateş yaktırayım oraya oğlunu atayım razı mısın? Aman diyor yakmayın çocuğu. İşte cehennemde yanacak sen beddua edersen diyor. Gene evet. sen üzüleceksin diyor ve affettiriyor kelime-i şehadeti öyle getiriyor. Şimdi evet. bu kadar büyük günah anasının rızasını almadan dili bile dönmez insanın kelime-i şehadeti getiremez. Hocam senden özür diliyorum. Benim namusuma bile küfür ediyor. Dua edelim. Allah ıslah etsin. Ama ben yemin içmişim ona helal etmeyeceğim. Ateşte de yansa helal etmeyeceğim. Allah Allah. O kadar ki içimi yakmış. Bir evlat için en büyük ceza budur. Yazık olmuş. Yazık yazık. Çok yazık. İkinci sorum da şimdi ben 63 yaşındayım. Evet. Çok bayağı rahatsızlığım vardır. Guatir hastasıyım. Bir de FMF hastası var. FMF doktorsa biliyorsun. O kadar derdin içinde hasta olmaz mı insan? Bir de şey vardır. Bu gizli tansiyon var. Şeker var. Bizim imamlarımız vardır. Hocalarımız değiller. Oruç tutma. Evet. Doktora gittim. Bir tane doktor bana dedi tutma. Evet. Tuttuğum zaman çok kötü oluyor. Kendin de biliyorsun o zaman tutmayacaksın anacığım. 12 gün, 11 gün tuttum. Bu 8 gündür de tutmuyorum. Paran varsa ben onların fidyesini verirsin bir fakire. Ben çok rahatsızım. Benim ne maaşım var, benim maddi durumum da yok. Benim sadece durluk maaşı 2 ayda bir durluk maaşı bana veriyor. Tamam sen yetimlere de bakıyorsun.
Evet. Onlara da harcayacak. Sizin yardıma ihtiyacınız var. Size yardım etsinler. Yardım edilirse de onları alabilirsiniz. Rabbim kolaylık versin. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Oruç tutmama sen beğenmesin. Tabii. Tutmayabilirsin çünkü hem kendin denedin hem de hocalara da sormuşsun. Doktorlar da evet. Öyle demiş. Allah'a emanet ol. Sağlık, Allah afiyet diliyorum. Allah razı olsun. Seni de, ekibine de, Urfa'lı ekiplerimize de Allah razı olsun. Hepinizle. Hepsine teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza çok sağ olun. Sağlık. Sağ olun efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.